Stüdyo Uygulamaları dersinin 3. sunumunun 1. bölümü çekimlerde mikrofon kullanımı ile devam ediyoruz. Sunum içeriğimizde çekimlerde mikrofon kullanımı, el mikrofonu, yaka mikrofonu, yaka mikrofonunun takılması ve shotgun, tüfek mikrofon yani yaygın deyimiyle boom kullanımı ile ilgili bilgi vereceğiz. Yalnız bu sunumda teknik bilgiler verilmeyecek. Yani bir önceki yani görüntünün temel ilkelerinde GTI 14 mikrofonlar bölümünde mikrofon çeşitleri, mikrofonların teknik bilgileriyle ilgili detayları incelemiştik. Dilerseniz bu sunumu inceleyebilirsiniz. Bu sunumda ise çekimlerde mikrofon nasıl kullanılır onu öğreneceğiz. Evet, çekimlerde kullanım şekillerine göre mikrofonlar dörde ayrılıyor. El mikrofonu, kablolu olan, yaka mikrofonu, telsiz mikrofon ve boom, shotgun, tüfek mikrofonu şeklinde ayrılıyor. El mikrofonuna bakalım. Hepinizin bildiği üzere elde tutmak için dizayn edilmiş kablolu mikrofondur. Genel olarak dinamik mikrofon türüdür. Hani çok izah etmeye gerek yok. İşte kullanımı böyle ağza 10-15 santim yakın mesafede tutulduğunda ağza yakın bir şekilde tutulması gerekiyor. Ve o şekilde işte kameraya kablo vasıtasıyla bağlanıyor. Ve rüzgar sesi ve nefes alıp verme sesini falan duymamak için de böyle sünger takılıyor ve o şekilde kullanılıyor. Telsiz mikrofon, yani demin ki bu kablolunun telsiz kablosuz olanı, telsiz olanı, bir mikrofondan çıkan elektriksel sinyali basit bir verici kullanarak bir alıcıya gönderir. Yani şu mikrofon, yani şuradan bakalım bu set halinde, işte tıpkı yaka mikrofonu gibi bir alıcısı var, bir vericisi var, bir de mikrofon var. Bitti, bu kadar. Tek farkı işte. Birkaç tane daha alet ekleniyor. Alıcı ve verici ekleniyor. Bir de kablosuz olması. Telsiz verici ve alıcılar ülkenin telsiz kullanma yasasına uygun frekanslarda UHF veya FM türlerde üretilirler. Enstrümanlara takılabilen el mikrofonu veya kulaklık ile kullanılabilecek şekilde üretilmektedir. Telsiz mikrofonlar kamera üstlerine monte edilerek çekimlerde de kullanılabiliyor. Tabii kablosuz olanı da kameranın üstüne bağlanabiliyor. Kablosuz olanı da bağlanabiliyor. Yani aralarındaki fark alıcısı var ayrı cihaz, vericisi var ayrı cihaz, mikrofon var, bir de kablo yok. Bu kadar. Yaka mikrofonu işte çekimlerde en çok kullanılan bunlar. Yaka mikrofonu, mikrofondan çıkan elektriksel sinyali basit bir verici kullanarak bir alıcıya gönderme prensibiyle çalışır. En büyük özellikleri küçük olmalarıdır. Yaka mikrofonu set halindedir. Bir yakın ses kaydeden dinamik mikrofon, rüzgar başlığı ve filtreler yakaya veya herhangi bir yere tutturmak için maşa bulunmaktadır. Yani şuradaki kablo, neyse şunu bitireyim. Genellikle röportajlarda, sunucu çekimlerinde ve film ya da dramalarda kişinin rahat hareket edebilmesi, ellerini kullanabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Çok yönlüdür, yakın sesleri alır. Yani ne biliyor musunuz? Şöyle bir kablosu var. Şöyle bir mikrofonu var. Burada yakaya veya işte giysiye tutturmak için bir maşası var. Rüzgarlı havalarda sürtünmeleri filan önlemek için pardon, sürtünmeleri filan önlemek için rüzgar başlıkları var. Bir vericisi var. Bu beleğe ya da ceket cebine filan takılır ve bitmiş hali şu şekilde işte. Bu şekilde kullanılıyor. Yaka mikrofonunun takılması önemli elbette ki. Yaka mikrofonu telli ya da telsiz fark etmez. Mikrofon şekli aynıdır. Mikrofonu yakaya tutturmak için bir maşa kullanılır. Demin göstermiştik. Ya şurada da var işte maşayla. Takılan kişinin ağzına doğru yönlendirilir mikrofon. Yaka mikrofonu genelde elbise yakasına veya gömleğe takılmaktadır. Eğer mikrofon kumaşa temas ederse bu gürültü istenmeyen bir şekilde kaydedilir. Bu hışırtılar vesaire olur. Bu nedenle sıkı bir şekilde takılmalı ve mikrofon başlığı hiçbir yere temas etmemelidir.
Elbiseye sürtünüp hışırtı çıkarmaması için ayrıca elbiseye bantlanır bu. Setlerde bulunduysanız mutlaka görmüşsünüzdür. Mikrofonun telsiz ünitesi de takılan telsiz ünitesini de takılan kişi beline, ceket cebine veya bacağına tutturulur. Drama ve film çekimlerinde bu bacağına tutma daha çok kadın oyuncularda ya da sunucularda oluyor. Çünkü hani giydikleri elbiselerde genellikle cep olmuyor ya da eğer boydan bir elbise giymişse beline tutturma şansı olmuyor. Daha çok bacaklarına tutturuyor. Tabii erkeklerde de yapılıyor bu ama daha çok kadın oyuncu ya da sunucularda yapılıyor. Drama ve film çekimlerinde mikrofon ve telsiz ünitesi görünmemelidir katiyen. Yani ne telsiz görünmelidir ne de ünite görünmelidir. Yakabin mikrofonu yerleştirmek. Bu önemli bir konu. Kadınlarda ses yönü aşağı doğru ve mikrofon yakanın altı veya göğüs hizasında takılır. Yakanın altına veya göğüs hizasına takılır. Çünkü kadınların sesi aşağı doğru gider. Erkeklerde ise ses yukarı doğrudur. Bu sebeple de biraz daha yukarı, yani göğsün bir tık üstü şeklinde takılmalıdır. Yaka mikrofonu boğaz altına yakın bağlanırsa ağızdan çıkan ses tam olarak sesi tam olarak alamaz ve ses gırtlaktan gelen sesle birlikte boğuk bas olur. Ya da işte yakaya çok takıldığında yakanın boğaza sürtünmesi vesaire sesçiye zor anlar yaşatabilir. Sesin doğru alınabilmesi için kıyafet de çok önemlidir. Yani işte mikrofonu saklayabilecek şekilde olmalıdır. Rüzgar etkisi. Rüzgarın şiddeti yaka mikrofonunun çalışmasını olumsuz etkiler. Rüzgar mikrofona basınç yaptığında mikrofon diyaframı tetikler ve diyafram diğer seslere tepki veremez. Elektriksel sinyale çeviremez. Yani bu amatör çekimlerde özellikle yerel hani amatör yerel kanallara TV kanallarına amatör demek istemiyorum. Katiyen imtina ederim öyle şeylerden ama daha çok böyle teknik olanaksızlıklardan öyle diyeyim. Teknik olanaksızlıklardan yapılan çekimlerde, haber çekimlerinde daha çok böyle bir rüzgar sesi olur, hışırtı olur vesaire. İşte bu rüzgar başlığı takılmaması veya oyuncunun ya da sunucunun rüzgarı arkasına almaması vesaire sebeplerinden oluşur. Bu biraz acemiliktir bu. Rüzgarın yönü ve cinsi önemlidir. Eğer mikrofon takılan kişi rüzgarı arkasına alıp rüzgarı engelleyebilirse ses kalitesi iyi olur. Eğer mikrofon takılan kişiye rüzgar yandan esiyorsa mikrofona rüzgar başlığı takılarak rüzgar engellenebilir. Rüzgar tam cepheden geliyorsa ya da sürekli yön değiştiriyorsa ya da şiddeti yüksekse mikrofona en kuvvetli rüzgar başlığı takılır. Şimdi burada görselini koymamışız ama böyle tüylü bir şeydir bu. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bu süngerin yanında işte tüylü bir başlıktır bu. O rüzgarın sesini egale eder. Rüzgar sesi yine engellenemiyorsa uygun bir şekilde elbise içine takılmalıdır. Zaten hani dramalarda elbise içine takılıyor. Yaka mikrofonu nasıl yerleştiriliyor? Mikrofonun görünmemesi gerekiyor bir kere. Film, drama ve belgesel çekimlerinde mikrofonun görünmesi doğallığı bozacağından mikrofon görünmemeli uygun bir şekilde elbiseye yerleştirilmelidir. Elbise içine yerleştirilen yaka mikrofonu konuşmacının hareketleriyle kumaşa çarparak hışırtı yapacaktır. Ancak dramalardaki gibi hareket etmesi gereken durumlarda mikrofona tüylü bir rüzgar başlığı takılmalı. İşte şu demin dediğim o rüzgar başlığı bu tüylü olan. Çünkü o sünger, deminki sünger ne de olsa geçiriyor o rüzgar, şiddetli rüzgar sesini geçiriyor. Ama bu tüy absorbe ediyor rüzgarı ve rüzgar sesini. Dolayısıyla kayda yansıtmıyor. Mikrofonu kumaşa veya vücuda bantlamak da bir çözümdür. Uyarılar neymiş? Yaka mikrofonu kullanımında kıyafet önemlidir. Uygun kıyafet seçilmelidir. Yaka mikrofonu takıldıktan sonra ses prova edilmeli, kulaklıkla dinlenmeli ve kaydın doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Kısa film de çekiyorsanız bir kulaklığınızın olması gerekiyor. Hani sesçiniz olmayabilir. Bu bir maliyettir sonuçta. Ya da bir arkadaşınızdan öğrenciyseniz bir arkadaşınızdan yardım alamamış olabilirsiniz. Bunun doğru çözümü yapıyorsanız işte önce bir test edin, prova edin. Ses iyi geliyor mu, gelmiyor mu diye.
Yaka mikrofonu masaya konularak, elde tutularak veya başka şekillerde kullanılmamalıdır katiyen. İstenmeyen çevre seslerinin de alınmaması için mikrofonun ses seviyesi de ayarlanmalıdır. İşte burada konuk oyuncu herhalde. Evet, konuk oyuncunun yakasına görünür bir biçimde takılmış ama bu da naçizane benim bir reklam filmi çekimiydi bu. İşte bir atlet giymiş olmama rağmen çok ustalıkla saklamıştı. Şuralarda bir yerde mikrofon saklamıştı sesçi. Tüfek mikrofon, shotgun, boom, yani bilinen en bilinen adıyla boom. Çekimlerde çok sıklıkla kullanılır bu. Her türlü sette kullanılır. Kısası, uzunu, profesyoneli, antiprofesyoneli her türlü çekimde mutlaka kullanılır bu. Yönlendirilmiş mikrofon türüdür. Televizyon ve sinema setlerinde sıklıkla tercih edilen bu mikrofon, bir mikrofon olan boom, konunun seslerinin doğal olarak alınmasını sağlar. Şimdi özellikle yakın çekimlerde birkaç sebebi olabiliyor bunun. Bir, işte her karşılıklı konuşmalarda diyelim ki iki oyuncunun da yaka mikrofonu var. İşte diyelim ki sarılmaları da gerekiyor. İşte sarıldığında sesler boğuk gelir şey olduğunda. O yaka mikrofonları birbirine yakınlaştığında, çarptığında boğuk gelir. Oysa ya, daha çok tabii bu bir şart değildir ama daha çok yakın çekimlerde bumla halledilir. İşte bum şurada kullanımını görüyorsunuz. Boom operatörü ne yapıyor? Kadraja girmeyecek şekilde oyuncunun en yakınına, üstten en yakınına mikrofonu getiriyor ve ses bu şekilde kaydediliyor. Tabii yine boom'un da işte şiddetli rüzgarlara karşı başlıkları, sünger başlıkları ve çeşitli işte sapları filan, çeşitli aparatları da bulunuyor. Evet, sunumumuz burada bitti. Sol alttaki kaynakçalara çok teşekkür ediyorum ve burada da stüdyo uygulamaları ile ilgili diğer sunumların listesi var. İzlemenizi tercih ederim. Bu ses kullanımı hakikaten önemli. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü ses, nice film var ki, özellikle kısa filmlerde bilirim ben bunu. Nice film var ki birçok şeyi çok iyi yapmıştır yönetmen. Filmin sahibi, işte planlar, açılar, şunlar bunlar çok iyidir ama ses çok kötüdür ve göçmüştür film. O yüzden dikkat etmenizi tercih ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.